Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni seriye başlıyoruz. Bugün arkadaşlar Archers 2 yani Okçular 2 oyuna başlıyoruz. Bize ilk başta oyunu öğretiyor arkadaşlar. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Bundan önce de arkadaşlar yarım saat 45 dakika önce yaklaşık Engimus 2'nin 26. bölümünü attım. Yanlış hatırlamıyorsam 26.ydı evet herhalde. Şimdi arkadaşlar oyun. Bu oyunu bilenler de vardır. Muhtemelen. Çünkü yani bu aralar popülerleşen bir oyun. Benim bildiğim kadarıyla. Oyunda arkadaşlar aim oyunu ya. Bildiğiniz aim oyunu. Böyle ok atıyorsunuz. Böyle bir hile var arkadaşlar. Bakın okçuya özel. Böyle bir hile var. Okçuya özel derken ne demek istediğimi anlamamış olabilirsiniz. Bu oyunda sadece okçu yok arkadaşlar. Evet ilk bölümü böyle geçtik arkadaşlar. Headshot atarak daha yüksek puanlar kazanıyorsunuz. Arkadaşlar ama ben şöyle bir şey yapacağım. Eğimi falan ayarlayacağım arkadaşlar. Ve şurada sandığımız var arkadaşlar. Bu oyunu da ben yaklaşık 2-3 hafta önce falan keşfettim. Yani 3 hafta falan önce oldu. Şimdi şuradan arkadaşlar settings diyorum. Şuradan arkadaşlar no aiming diyor ya bakın. Bunu arkadaşlar aiming timp yapıyorum. Ve arkadaki planı arkadaşlar ben şöyle oynuyordum. Şöyle arka plan böyle olacak şekilde oynuyorum. Sandığımızı açtık. Ve bize bonus şey verecek evet. He oyunu tabii böyle önceden oynayınca her şeyi biliyorsunuz tabii. Hemen ilk olacak yapılacakları. Şuradan mektup var arkadaşlar. Hoş geldin. Bonus sayesinde 25 elmas veriyor. Bu 25 elmas da arkadaşlar bayağı şey yapıyoruz. Hemen şuradan savaşa girmeden önce oyundaki temel şeyleri göstereyim bakın. Burada arkadaşlar wizard var. Ben wizard alacağım. Oyundaki en güçlü wizard yani. Yani wizard'la herhalde oyunu bitirebilirsiniz bilmiyorum yani. Oyunda arkadaşlar itemler var. Oyun çok güzel bu oyun. Çok kapsamlı bir oyun. Yani ben basit bir reklam oyunu gibi gözüküyor zaten. Öyle bir oyun sanmıştım ama öyle değilmiş. Bakın arkadaşlar şöyle. Yaylar var böyle. Aldığınız yayları böyle basılı tuttuğunuzda. Mesela bu ikili atıyor arkadaşlar. Zaten 2x diyor. Böyle arkadaşlar bakın. Bazı yayları göstereyim arkadaşlar. Mesela. Bayağı yay var arkadaşlar. Böyle alıp deneyebiliyorsunuz. Mesela en demonik mov diye. Tabii daha devamı herhalde vardı. Kara delik atan bir yay. Ondan sonra ok falan ateşli ok alabiliyorsun. Ben bunu pek almamıştım arkadaşlar ama. Zehir ok falan bayağı şey var. Shadow var o var. İngilizceniz varsa buralara okuyabilirsiniz. Armorları falan kırar diyor herhalde bu Shadow var. Shadow ok. Bakalım. Bakalım arkadaşlar şimdi. Video dışında zaten birinci bölümü ben yine 3 yıldızı geçerim. Bakın arkadaşlar aim'imiz oldu bu çok kolay yani. Bu aim yapmazsanız oyun bayağı zor arkadaşlar onu da söyleyebilirim. Tabii bu oyunda ok proluğunuzu göstermeniz gerekiyor. Yeni serimiz arkadaşlar umarım güzel bir seri olur. Zaten Engimus 2 serisi de bittiğinde yeni bir seriye başlamamız lazım. Kılıçlar geliyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bayağı düşman geliyor. Farklı. Tabii. Allah Allah. Ben bir şey diyeceğim. Ben böyle eğim aldığında böyle yayı böyle germiyor. Allah Allah. İlginç. Herhalde şu an video çekiyorum. Biraz heyecanlanmış olabilirim. Niye ben böyle gene 2 yıldız alayım? Pekler var arkadaşlar. Sol üstte pekler var. Bunlar önemsiz şeyler yani. Böyle arkadaşlar. Her 10 bölümde bir boss geliyor arkadaşlar. Mesela şurada 20. bölümden sonra 30. bölümde boss geliyor. Böyle arkadaşlar. Şurada madenler var. Yok bura değildi. Şurada madenler var. Elmas madeni de var ama oraya kadar ulaşamamıştım arkadaşlar. Çünkü onun yolu biraz daha uzun. Hop. Yayı gelmiyor arkadaş. O beni vallahi sinir etti. Seviye atlayınca arkadaşlar bu arada oyun içinde biraz da canınız yükseliyor. Bir oyun size kıyak geçiyor. İkinci bir şans gibi bir şey olabilir yani. İkinci bir şans diyebiliriz. Yani bir şey diyeceğim. Ya ben okçuda da iyiyim tabii. Bakın headshotlar falan koyuyorum ama. Ben wizard alacağım ve 3 yıldız almamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada bir de altta şey var. Mesela %10 puan alırsak 1 yıldız direkt alıyor. %25 alırsak 2 yıldız alıyoruz. %50 alırsak 3 yıldız alıyoruz. Bunda tabii daha oranlar artacak. %70'e falan çıkacak 3 yıldız almamız için. Umarım arkadaşlar siz de beğenirsiniz. Gerçekten güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten bayağı kapsamlı.
Ya bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Mesela Renegade Rejig'de hatırlarsınız ben 2-3 bölüm giderim demiştim. Bütün arabaları açtık. Ondan sonra Swarm Attack'ta ben hatırlarsınız en son boss'u öldürdüm. Yani en son boss diyorum. İlk boss, oyunun ilk boss'u var ya Kunduz boss. Onu öldürdükten sonra o seriyi bitirin dedim ve orada adam kendi adamını öldürdü. O %100 ihtimal şeyle geçmişiz. Puanla geçmişiz. %50'likle geçmişiz. Arkadaşlar Swarm Attack öyle dedim. Swarm Attack'ta ilk boss öldürdükten sonra seriyi bitirin dedim. Ve Spartalılar böyle geliyor arkadaşlar kalkan. Spartalı da değil de yani Spartalı gibi bir şey kalkan işte. Bunu atmamız lazım. Kalkanı kıra kıra da öldürebiliyorsunuz. O biraz uğraştırıyor. Eğer elinizdeki güçsüz yoksa. Konuşamıyorum. Swarm Attack'ta arkadaşlar öyle dedik. Daha da ilerliyoruz. Bayağı o UFO bölümlerine geldik yani. Swarm Attack'ta arkadaşlar zaten bundan bir önceki videoda da söylemiştim. Güzel bir sürprizim var. İki tane sürprizim var arkadaşlar. Bir tanesi kesin değil ama. Hani daha doğrusu o ikinci kesin olmayan haber arkadaşlar. Haber vereceğim bir şey hakkında. Ama o videoda haber vereceğim. Yani şöyle şöyle atabilirsiniz arkadaşlar. O double kill. 3 yıldız aldım abi. 3 yıldız aldım. Evet. %58. Evet, 8 oranla daha fazla almışız. Güzel. Bakalım müzik tabii gitmeye değil. Arkadaki müzik çok coşkulu müzik. Güzel müzik ama. Ya bu telefonun var ya harbi kaydetme olayına. Bu olayına sinir oluyorum yani. Sesler gidiyor. Vallahi üzücü bir şey yani. Yapabileceğim de pek bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok diyebilirim. O adam eksi 22 vurdu arkadaşlar. Reply diyorum ama bu zamana kadar ölmedim. 6. bölümdeyiz şu anda. Ama sen beni sinir ettin. Dün de arkadaşlar bildiğiniz üzere Stigvar Legacy'nin görev videosu attım. Harbi Stigvar Legacy beni kırdı. Daha doğrusu Stigvar Legacy kırmadı da. Kaydedici YouTube. Ya YouTube'da değil de kaydedici beni kırdı. Yani ya bilmiyorum arkadaşlar. Yani 1080p'de ben 13 dakikalık bir video çekemeyeceksem ben bu YouTube kanalını niye açtım yani? Onu düşünüyorum şu anda yani. Gerçekten. Ve adamların canı arttı arkadaşlar. Ha bu kafasında elma olanlar var ya arkadaşlar. Kafasında elma olan adamlara kafasındaki elmayı vurursanız adamı öldürmeden can veriyor. Eğer adamı direkt öldürseniz can vermiyor ama büyücü de alan vurduğu için attığı şey direkt kafasını atsanız da veriyor. Seviye atladık. 3 yıldız almak ne işe yarıyor diye soracak olursanız arkadaşlar bu oyunda ben hiçbir işe yaramıyor yani benim bildiğim hiçbir işe yaramıyor yani ödül vermiyor yıldız başına. Öyle süs diyebilirim. Ve bu oyunun en sevdiğim yanına bir de bölümler çok uzun diye kısa yani. İlerleyen zamanlarda daha fazla böyle 10-15 dalga olacak. Böyle 4-5 tane değil de 10-15 tane, 20 tane dalgalarla karşılaşacağız da. Sen bana niye ilk başta vurdun ya? Aha! Bak gördünüz mü? Adama kafa attı headshot attım. Ama adamın elması bana can vermedi. O kötü oldu bak. Bu kasklı olana harbi gıcık oluyorum arkadaşlar. Adam kendi adamını vurdu. Evet güzel. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer adamla kendi adamını headshot olarak vurursa size headshot olarak vuruyor. Yani siz sanki headshot atmış oluyorsunuz gibi oluyor. Sayıyor oyun. Ya headshot atsam olmuyor mu? Of. Ya headshot'ı güzel koydum arkadaşlar yani harbiden. Hey ay eğimime ya arkadaşlar şu video çekerken niye böyle oldu ya ben böyle değilim. Tamam. Ne yapacağız? Arkadaşlar böyle de ok yağmuru yapabiliyorsunuz. Ha bu arada şeyi de söylemeyi unuttum. Oyunda skill'lar falan yani özellikler falan bir sürü şey var arkadaşlar. Özel güçlerdir, işte armorlardır. Büyük kitapları da büyücü özel büyük kitapları falan. Onların tam pek ne işe yaradığını bilmiyorum ama oyunda bayağı şey var arkadaşlar. Evet, şöyle hedefe yapmak o bayağı mantıklı bir şey buldum yani. Ben bir bölüm daha oynayacağım arkadaşlar ya. Bir kere daha oynayacağım burayı. Gıcık oldum. Ya çok basit bir bölümü geçemiyorum. Abi vurma artık. Öl. Odaklatmıyorum arkadaşlar. Odaklansa böyle hep aynı hedefe doğru böyle oklarsam her türlü olur zaten. Bakın.
Gördünüz mü? Adamın hiç şansı kalmadı ama o adam da beni öldürdü. Son kere deneyeyim. Tamam tamam kızmayın arkadaşlar. Oyunda günlük ödüller var. Gerçekten o günlük ödüllerle oyun güzel oluyor. Kolaylaşıyor yani. Her belli bir sürede mesela tahta chest için o yarım saat veriyor. Ondan sonra böyle metal chest falan var. Onlar daha uzun sürede aktif hale geliyor açmanız için. Ve oyunda şöyle bir farklılık var diğer oyununa göre. Sandığı aldığınızı sandığı direkt açmıyorsunuz. Biriktiriyorsunuz yani. Açamıyorsunuz yani direkt. Sandık envanteri var arkadaşlar. Daha doğrusu envanter diyeyim onu. Oraya birikiyor arkadaşlar. Ve başlayalım böyle oyuna arkadaşlar. O bölümü geçemiyoruz. Zaten diğer bölümde geçeceğiz. Arkadaşlar bugün yeni serimize bir başlangıç yapmış olduk. Normalde zaten bundan önceki videoda açıklamıştım. Yarın gelecekti bu seri. Pazar günü ama ben bugün çekmek istedim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika da görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.